Ve özellikle bugün Kılıçdaroğlu dedi ki alakam yok diyen Erdoğan'a tanıştırayım. Altıncı kişi Sadat kurucusu. Fotoğrafı da Cem ekrana verirsen sevinirim. Evet, biraz yukarıya doğru. Tabii bu fotoğraf aslında bir güvenlik toplantısının fotoğrafı. Yani içerisinde MİT müsteşarının da bulunduğu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bulunduğu, o dönem başbakan olan Binali Yıldırım'ın da bulunduğu bir fotoğraf karesi. Ki bu fotoğraf 2014 sonrasında çekilmiş bir fotoğraf. Ve o dönemde Tanrıverdi Erdoğan'ın baş danışmanlarından bir tanesi. O masada ne işi var diye sorulacak olursa, evet, baş danışman olarak işi var ve sorumluluğu var. Neden? Çünkü Sadat'ın kurulma sürecine bakarsanız aslında AK Parti'nin en güçlü olduğu döneme denk geliyor. 2010'lar, 2012 falan bildiğim kadarıyla 11-12 olması lazım. O döneme denk geliyor ve o günden sonra Sadat Tanrıverdi. Aslında AK Parti'nin aldığı bir yığın kararın içerisinde Suriye'de dahil olmak üzere ve tabii ki 15 Temmuz darbe girişimi de olmak üzere bir yığın işin içerisinde. Bakmayın bugün bir yığın şeyde biz sadece yurt dışında Müslüman ülkelerin ordusunun ve aynı zamanda emniyet güçlerinin yapılandırılmasıyla sorumluluğumuz var, eğitim veriyoruz onlara diyor. Ve Türkiye'de de herhangi bir eğitim merkezimiz yok. Geçmişte bununla ilgili Malezya'da bizden bununla ilgili bir eğitim istendi. Ancak o dönemde devlete başvuruda bulunduk. İşte Savunma Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'na derken ne yazık ki bize bu izin verilmedi diyor. Normalde verilmesi gerekir diye de anlatıyorlar. Şunu söyleyelim, Sadat'ın özellikle kurucularından emekli albay Ersan Ergür'ü ilk defa işte bizim kanalımızda Cuma akşamı Vidin'le yaptığımız Gerçek Bakış programında konuk almıştık. Orada detaylar vardı. Çok ince detayları da sorguladık. Halk TV'deki programa bakınca Halk TV'deki programda gelmesi, Halk TV'ye gelmesi ben Sadat'ın aynı zamanda bir meydan okuması olarak da gördüğümü ifade etmek isterim. Yani bizim hiçbir şeyden korkumuz yok kardeşim. İşte muhalefetin en baş yayın organı Halk TV. Karşıma kimi korsanız koyun, gelin istediğiniz soruları yanıtlayayım ve döneyim dedi. Bence o toplantıdan, o televizyon tartışmasından kim neyi söylerse söylesin Sadat bence prestijli çıktı. Bakmayın siz bir yıl eleştiri yapabilirsiniz bu konuda. Ama güvenle alakalı, özgüvenle alakalı. Tersinden okuyorum. Gazetecilerin de dersini çok çalıştığını düşünmüyorum. Neden derseniz düşünün. Sadat da dedi ki Sabri Balaman'la hiçbir ilişkimiz yok bizim. Hayda gel de buradan yak. Ben Cuma akşamı yaptığım programda Sadat kurucusu emekli albay Ersan Ergür Sadat kurucularından olduğunu söyledi. Arkadaşımız dedi. Ben de ardından dedim ki emekli albaya ama aynı zamanda Sabri Balaban Sedat Peker'in de çok yakın arkadaşı. Yani o kadar yakın arkadaşları ki Sedat Peker, Sabri Balaban'ın oğlunun doğum günüyle ilgili video çekip, videoyu gönderip onu sosyal medyada Sabri Balaban paylaşacak kadar ileri arkadaşlar. Yani hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim. Devletin elinde bilgiler vardır. Sedat Peker, Balkanlara ve Dubai'de bulunduğu tarihler arasında Sadat'ın hangi yöneticileriyle görüştü? Buradan ben Sedat Peker'e de çağrı yapıyorum. Hani sen o küçücük küçücük videolar çekiyorsun ya konuştuğun insanlarla. Şimdi Sadat'ın o yöneticisini adadan gönderme vakti Sedat Peker. Yani evet dün akşam Halk TV'de Sadat Başkan'ın önceki akşam çıktığından sonra dün akşam peş peşe tweetler attın. Şimdi gelelim oraya dönelim isterseniz. Cem, Sedat Peker'in şeyini vermeden evvel, yok onu vermeden evvel Sadat Başkanı'nın, Yönetim Kurulu Başkanı'nın açıklamalarından bir haber verelim. Herhalde videoyu veremeyeceğiz. Sadat Başkanı'nı verelim. Neler söyledi Sadat Başkanı? Evet. Sadat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi. Yani Tanrıverdi'nin baba Tanrıverdi'nin oğlu, oğul Tanrıverdi. Sedat Peker'i keklemişler dedi. Ben de buradan çok iddialı söylüyorum.
bu kadar insanın, milletin gözünün içine baka baka Sedat Peker'i keklemişler derseniz işte dayak yersiniz. Nasıl dayak yeneceğini de biraz sonra anlatacağım. Melih Tanrı verdi, Halk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in iddialarına ilişkin olarak Sedat Peker randevu talep etti, davet etti, kabul etmedik. Organize suç örgütü lideriyle ne işimiz olabilir derken Sedat benim üzerimden El-Nusra'ya silah gönderdi açıklamasıyla ilgili Sedat Peker'e bizim adımızı kullanarak keklemişler, FETÖ'cüler olabilir dedi. Ya bu FETÖ'cüler öyle bir şey ki her taşın altından çıkıyor arkadaşlar. Aklınızın yani şeytanla bir pazarlık yapılsa deseler ve sen şeytanla o pazarlığa gitti, sen gitmiş olsan beni aslında arkadan FETÖ'cüler ittiler, itiklediler, beni kandırdılar diye de söylerlerse şaşırmayacağım. Kardeşim Allah aşkına eğer FETÖ'cüler keklemişlerse o FETÖ'cüler Sadat'ın içinde görev yapıyorlar. O zaman tersinden sormak istiyorum. Sadat'ı FETÖ'cüler mi kurdu? Bu kadar absürt bir şey olabilir mi? Yani o açıdan söyleyeceğim, ben Sedat Peker'in niye tweetler attığını da bir taraftan anlatıyorum. Önümüzdeki günlerde de nasıl tweetler gelebilir ihtimalini konuşuyorum. Kemal Bey keşke randevu alsaydı, biz de orada olsaydık, biz de görüşmek isterdik. Kemal Bey bizim orada olmadığımız bir zamanı tercih etti. Niyeti görüşmek değil, şov yapmaktı herhalde dedi. Ama yine biz Ersan Ergül'le görüşürken dedi ki kurucu genel başkanımız, kurucu başkanımız orada yoktu. Kurucu başkanımızın olmadığı yerde zaten görüşmemiz mümkün değildi. Eğer haber verseydi kurucu başkanımız olurdu. Ama şimdi Melih Tanrıverdi diyor ki ben orada olurdum ama keşke benden randevu isteselerdi. O zaman soru şu. Siz Sadat'ı anlatırken o gün orada bulunan yöneticiler genel müdür de dahil olmak üzere Sadat'ı anlatamaz mıydı? Yani sadece siz mi anlatabilirsiniz? Neredeyseniz atlar gelirdiniz zaten. Kemal Kılıçdaroğlu da beklerdi. Evet 100 kişilik 150 kişilik bir grubun içerisinde 3-5 kişi temsilci alın. Buyurun size Sadat'ı gösterelim. Gezin işte hiç korkulacak herhangi bir şey yok diyebilir. Şirketi de gösterebilirdiniz. Bence asıl o zaman ciddi bir şekilde büyürdünüz ya da kamuoyunda konuşulan bir yığın şey bu kadar konuşuluyor olmaz. Siz de şeffaf bir şekilde paylaşırdınız. Sadat 2012 yılında Türkiye'de, evet demin 2011 ile 12'yi karıştırmıştık. 2012 yılında Türkiye'ye dost ve müttefik ülkelere savunma ve güvenlik alanında ülkelerin silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatlarına yönelik özel stratejik danışmanlık hizmetleri, özel askeri eğitimler ve donatım hizmetleri verilmek üzere kurulmuş bir ticari şirkettir. Türkiye'nin medeniyet coğrafyası belli. Burada konumlanan şey Avrupa karşıtlığı değil. Burada önemli olan Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerine bunu yapmak demiş. Şimdi tabii buradan da Avrupa'ya da gönderme yapıyor aslında. Ola ki gelecekte bir yargılanmaya yönelik olarak Avrupa'ya karşıtlık değil diyerek de başka bir algı yapıyor. Gelecekte inanın dönem değiştiğinde savunmanın ana teması olarak görebilirsiniz bunu. Bizim hizmet tekliflerimizi 60 civarı ülkeye verdik diyor. Bunun 20-25 tanesini şimdiye kadar proje ürettik. Suriye'ye hiç hizmet paketimiz olmadı. Kazın ayağı böyle değil tabii. İddialara baktığınızda Sadat gibi bir kuruluşun Suriye'de olmaması mümkün değil. Suriye'de değiliz diyorsa zaten o zaman Sadat'ın ne işi var diye sorarsınız. Tabii bir reklam türü biliyorsunuz videoları var. 5000 dolara askeri personel arıyor. Yani bu insanlara siz yani Türkiye'de elinde böyle bir şirket olacak. Bu şirketi de Suriye'ye göndermeyecek. Hatta daha tersinden söyleyelim. Türkiye Sadat'tan hizmet aldı mı? Yani Sadat da bir anlamda ihale verdi mi? Bir anlamda örtülü ödenekten ödeme yaptı mı? Türkiye dışında operasyonlarda kullandı mı sorularını sormak gerekiyor. Ama benim o canlı yayında en çok dikkatimi çeken konu şuydu. Dedi ki Melih Tanrıverdi, Sadat dışında bize benzer Türkiye'de çok şirket var. Bakın tekrar söylüyorum. Bize benzer, yani Sadat'a benzer çok şirket var. Biz bunları bilmiyoruz. Belki de bilenler vardır ama ben bilmiyorum. Ve özellikle Ersan Bey'e o gece bizim canlı yayında bir şey sormuştum. Sizin şirketin ilkeleri içerisinde, misyonu içerisinde ya da o ticaret sicilde yayınlandığı şeyin içerisinde işte anonim şirketin ilkeleri olan şeyde şöyle bir şey vardı. Mühimmat sağlamak diye bir ibare var dedim. Siz neyin mühimmatını sağlıyorsunuz?
Yani ne dedi ki, sonuçta işte bu eğitim verdiğimiz ülkelerin ihtiyacı olduğunda silah sağlıyoruz. Silah sağlayınca silah satıyorsunuz aslında, değil mi? Hayır dedi, aracılık yapıyoruz. Ya aracılık yapmak da silah satmak değil mi zaten dedim. Yani sonuçta siz silah satımında da varsınız ve büyük ihtimalle bunun karşılığında da komisyon alıyorsunuz. Evet, söyledi açık bir şekilde. O gece söylemişti, mühimmat sağlıyoruz dedi. Sorun şu, yani bu bir şirketin, Türkiye'de çok şirket var bu konuda. Türkiye'de silah üreten şirketler de var. Türkiye Devleti'nin kendi şirketi de var bu konuda, kuruluşu da var. Dünyanın değişik yerlerine silah satması, çünkü aracılarla satılıyor. Ama gördüğümüz bir gerçek, Sadat aynı zamanda mühimmat, yani silah satımında da rol alan şirketlerden bir tanesi ve devlet merkezli şirketlerden biri. Ve işte dün akşam Halk TV'de konuşurken Sedat Peker peş peşe tweetler attı. Arkadaşlar şunun altını çizelim sevgili Gerçek TV izleyicileri. Deli Çavuş hesabı Sedat Peker'in hesabı. Yani orada yazılan her bir kelime, her bir virgül, her bir soru işaretine Sedat Peker'in bizzat kendisi yazıyor. Bir kere bunun altını da çizelim. Dedi ki Adnan Tanrıverdi'nin ezik miras yedisi, yani Melih Tanrıverdi için söylüyor. Sana sözüm olsun, hem babanı hem seni hem Nevzat Tarhan'ı hem Sabri Balaban'ı alayınızı köçek gibi oynatacağım. Belki beni Türkiye'ye getirmeyi başarabilirsiniz ama ahtım var, sizi mahvedeceğim. Siz eziksiniz, siz Mehdi gelecek diye samimi Müslümanları kekleyen şerefsizlersiniz. Çocukluğum ve gençliğim dini cemaatlerin içinde geçti. Her çeşit insan gördüm ancak sizler gibi kahpe kursağında büyüyenleri hiç görmedim. Delikanlı gibi mücadele etseniz kahpeler ellerimi bağlamışsınız, ayaklarımı bağlamışsınız, ağzımı bağlamışsınız, elinize silahları almışsınız, gel savaşalım diyorsunuz. Siz kahpesiniz ancak ben sizin gibi kahpeleri çok gördüm. Geçmiş tarihimizde mızrakların ucuna Kur'an yaprakları takıp savaş meydanlarına çıkan dedelerinizin torunlarısınız. Ancak size sözüm olsun, bizim büyüklerimiz şehitlikleriyle bize miras olarak tecrübelerini bıraktılar. Sizler değil mızrakların ucuna Kur'an yaprakları asmak, ne namussuzluk yaparsanız yapın bizi kandıramayacaksınız. Tüm Sadatçıların, neyse bunları şey yapmak istemiyorum, devam edelim. Evet, söz namus, sizi mahvedeceğim, sizi köçek gibi oynatacağım, sizin ettiklerinizin güçleri Yezidi kızlarına yetti. Son cümleyi kaçırdım Cem, lütfen. Bakalım sizin gücünüz küçük Sedat'a yetecek mi? Bu biliyorsunuz Sedat Peker'in tarzı. Bunu şimdi, bu konuşmaları o geçmişte Mayıs'ta Haziran ayındaki çekmiş olduğu videolardaki söylem tarzının üzerine koyunca Sedat Peker olduğunu görüyorsunuz zaten. Bunu bir başkasına yazdırması mümkün değil Sedat Peker'in. Bunu ancak Sedat Peker'in o ruh haliyle kendisinin yazması gerekiyor. Dün akşam normal Sedat Peker aslında bu tweetleri yazmaması gerekiyordu arkadaşlar. Ben şimdi bir analiz açısından söyleyeceğim. Neden yazmaması gerekiyordu? Çünkü Bahe'de ve gerçekten Türkiye'ye iade edebilir ve o saatlerde Erdoğan da Bahe'de. Yani Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Bahe'de. Onun bulunduğu saatlerde, yani bizzat taziye ziyaretinde bu satırları yazması demek ki Melih Tanrıverdi'nin açıklamalarında yutkunamadı, sinirlerine de sahip çıkamadı. Gördüğüm tek olay bu. Yani bazı noktaya gelirsin de ya herro ya merro dersin ya, onu gördüm. Ve yine bu satırların arasında programı açarken söyledim. Eğer tanıdığımız Sedat Peker'se yakında öyle ya da böyle o Sadat'ın, başkanının Sadat'la Sedat Peker'in hiçbir ilişkisi yoktur. Olmuşsa da FETÖ'cüler keklemiştir sözü var ya, o Sedat Peker'in 2 Mayıs'ta yaptığı Berat Albayrak'la ilgili videodan sonra hedefine İçişleri Bakanı'nı koymasını, ki o bir tek sözcükten dolayı koydu, hatırlarsınız. Çünkü onunla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir kelime etmişti. Ve o kelimenin ardından da emniyet teşkilatı, polisler İstanbul'daki evini basmıştı. İşte o kırılma noktası Sedat Peker'i Berat Albayrak'ı hedef noktasına koymaktan çıkardı. Direkt olarak İçişleri Bakanı'nı hedefe koydu ve helalleşme
videosuna kadar geldi. Kıbrıs'a kadar, kokain meselesine kadar, aklınıza ne geliyorsa derin devletin işlemiş olduğu cinayetlere kadar ve aynı zamanda iç savaş senaryolarına kadar getirdi Sedat Peker. Şimdi de altını çiziyorum. Aynen o 2 Mayıs'tan 2 gün sonraki yaptığı, 5 Mayıs tahmin ediyorum yanılmıyorsam, 5 Mayıs tarihindeki video gibi Sadat'la ilgili yeni videoları, kısa videoları öyle ya da böyle yayınlayacağını düşünüyorum. Çünkü bir anlamda Sedat Peker'e dediler ki sen keksin, sen keklendin. Aslında Sadat'tan kimse seni aramadı. Aslında seni arayanlar FETÖ'cülerdi diyerek Sedat Peker'i aşağıladılar. Halbuki bu cümleyi kurmasalardı bu noktaya gelmezdi. Hem o tweetler atılmazdı. Bakın o kadar söylüyorum. Ve ben de diyorum ki bir cümleyi tekrar altını çiziyorum. Sedat Peker'in Balkanlar'da, Makedonya'da bulunduğu, Fas'ta bulunduğu ve Dubai'de bulunduğu tarihlerde Sadat kurucularından kimler Sedat Peker'le görüştü? Buradan Sedat Peker'e çağrı yapıyorum. Yani sende çok ciddi bir video arşivi vardır. Adadan gönderdiğin dönemleri biliyoruz. Biraz ortalık şenlenecek gibi geliyor bana. Öyle düşünüyorum.